Günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Ben çok iyiyim. Bugün itibariyle tekrardan yürüyüşe başladım. Eğer bölünüp bitmezse tekrardan bilmiyorum yani. Hep bir şeyler oluyor. Ya migrenim tutuyor ya bir şey oluyor. Bir yerlere gidiyorum, aksatıyorum yani. Ondan sonra da bırakıyorum. Bakalım. Sabah eşim işe gitti. Okan'ın bugün dersi erken değil. Onlar yatıyorlar. Ben de dedim şöyle bir tur atıp geleyim. Hemen yan tarafımız da bizim. Yani yan dediğime bakmayın. Bayağı bir mesafe var. Yenişehir Parkı var. O tarafa doğru yürüyorum. Onun etrafından dolaşacağım. Belki içinde aletler var. Orada da biraz spor yapabilirim. Öyle düşünüyorum bakalım. Benim gibi yürüyenler var şu anda burada da. Tabii ki hemen yol burası. Ondan biraz ses olabilir. Biraz bağırarak konuşuyorum ben de. Bu şu ağaç. Okaliptus ağacıymış. Öyle güzel kokuyor. Öyle güzel kokuyor ki anlatamam size. Bakın bu ağaç. Burası tamamen okaliptus ağacı kaplı. Yanıma suyumu aldım. Telefonum tabii ki yanımda. Kulaklıklarımı aldım. Müzik açacağım şimdi. Çok güzel oluyor öyle. Şöyle bir saat kadar yürümeyi düşünüyorum. Ben zaten çok yemek yiyen bir insan değilim. Ama hareketsiz kaldığım için kilo veremiyorum. Kilom sabit kalıyor. Yemek yesem zaten kilo alırım hareketsizlikle. Ekmek kahvaltı dışında kolay kolay yiyemem. Öyle bakalım. Ha bir de benim tiroid başlangıcım var. Ondan da çok daha doğrusu kilo veremiyorum. Gene de ben biraz hareketli ve zinde olmak için başladım. Bunlar işte kocaman kocaman. Hepsi okaliptüs. Bakın. Öyle güzel kokuyorlar ki yaprakları. Martı mıydı o? Şurada dere var. Buraya Müftü Deresi deniyor. Denize dökülüyor. Şuradan hemen denize dökülüyor. Yağmur yağdığında burası bayağı bayağı bir yükseliyor. Yukarılardan beri sular geliyor işte. Bakın üstünde kuşlar var. Şimdi çok yoklar. Gelmemiş henüz kuşlar. Bazen bunun üstü bembeyaz kuş dolu oluyor. Parka yaklaşıyorum. Şimdi diğer tarafına doğru yürüyeceğim. Oradan dolaşacağım. Hani bir saati bulsun istiyorum çünkü. Dönüşte de marketten alacaklarım var. Onları da alıp eve gidip kahvaltı hazırlayacağım. Bugün pazar da var. Pazara gitmem lazım. Öyle yani. Benim bugünkü planım bu şekilde arkadaşlar. Sizler ne yapacaksınız? Neler pişireceksiniz? Neler yapacaksınız? Bana yorumlarda yazın. Sizlerden ben de fikir alayım. Hep siz benden fikir alıyorsunuz. Birazcık da ben sizden fikir alayım. Yemek menülerinizi yazın. Bir sonraki güne bana fikir olsun. Bazen öyle oluyor ki her gün değişik değişik yaptığım için yemek fikri bulamıyorum. Siz de bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Hadi bakalım ben kulaklıklarımı takıp müzik dinlemeye başlayayım arkadaşlar. Eve geldim. Şöyle biraz indirmem lazım da. Ben ne yapmışım? Yürüyüşü bitirdim. Eve geldim. Şimdi sıcak geliyor ama. Hani yol yürüdüm ya.
kahvemizi yapalım. Ondan sonradan pazara gideceğim. Daha doğrusu arkadaşım gelecek öğleden sonra. Onun için biraz hazırlık yapacağım. Sonrasında da pazara gideceğim. Evim derli toplu zaten. Bir süpürge yapılacak sadece. Kahvaltı bir şeyler almıştım. Çocukların canı salam istemiş. Salam aldım. Onun dışında çok böyle fesur tarzı şeyler, paketlenmiş gıdalar kullanmıyoruz biz. Şimdi şu masanın üstünü boşaltayım ben. Çayımı koydum zaten, geri gelmesin. Ben çayımı koydum. Buzluktan sigara böreği çıkarttım. Onu kızartacağım. Pankek yapayım diyorum da geç mi olur? Ekmeğimiz de bayağı var. Pankek bugün kalsın ya. Börek var, salam var. Yani pankek uzun olur. Ben yürüyüşe gidip geldiğim için de saat 10 oldu. O zaman Efe 11'i 10 geçe falan çıkıyor. Ancak şimdi kahvaltı hazırla falan öyle. Ben gideyim şu masanın üstünü toplayayım. Onu oraya götüreceklerim var.
Dışarıya basayım. Dışarıya as. Kurumuşlar mı bak bakalım. Islak olanları as. Kurumuşları yatağın üstüne götür.
kahvaltı soframı hazırladım sayılır. Yani yaptıklarımı hazırladım. Şimdi omlet yapıyorum. Size bakın ne göstereceğim. Geçenlerde bu salamdan gül yapma çok meşhur oldu. Bunu gördüm. Şimdi bunu denedim. Ve oldu. Sadece bardağımın klasik su bardağı değil de daha geniş ağızlı bir bardak, kupa falan onlarda yapsam çok daha verimli olacakmış. Ama çok güzel olmadı mı sizce? Salamdan gül. Sigara böreklerimi kızarttım. Dediğim gibi omletim de olsun. Hemen kahvaltıya oturalım. Ben soframı kurdum. Şimdi çocukları da çağırayım, kahvaltımızı yapalım. Şu hazırlığı yapmam, yani daha doğrusu çayı koyup şuraya şu hale getirmem tam 40 dakikamı aldı arkadaşlar. Yani o da işte salamla uğraştım, sigara böreği kızarttım, omlet yaptım. Yani çok da bir vakit almıyor gerçekten. Zaten kahvaltılıklarımızın çoğu hepimizin hemen hemen bu tarz kaplarda yani. Onları çıkartıyoruz. Bir iki ek bir şeyler yapıyoruz. Oldu mu size mis gibi bir sofra? Bilmiyorum ya, ben hiçbir şekilde üşenmem. Bu kahvaltı olsun, akşam yemeği olsun veya bir misafir hazırlığı olsun, hemen şipşak elim hızlıdır yani o konuda. Hemen yapıveririm. Hadi bakalım, bize afiyet olsun arkadaşlar. Daha arkadaşım için hazırlık yapacağım. Bana kolay gelsin. Pazar alışverişimi yaptım. Geldim arkadaşlar. Ben dediğim gibi hemen hazırlık aşamasına geçtim. Şöyle göstereyim size de. İndireyim hatta aşağı. Buraya kısırlık ev bulguru bu. Üstelik bir de. Kapak. Çamaşır makinesi çalışıyordu. Durduk yere kapağı açıldı. Şu an bir yani küçük çaplı şok geçirdim desem yeridir. Yani çalışan makinenin kapağı nasıl açıldı hayret. Neyse, konumuza geri dönelim. Şimdi arkadaşım bana Antep'ten çok güzel ev yapımı bulgur getirmişti. Ondan koydum. 2 su bardağı kadar. Bu neymiş? Biber salçası. Biraz acı ama. Diğerinden de koysam mı acaba? Bu biraz acı çünkü. Midemi ağrıtacak. Şöyle kaşır, yani yarım yemek kaşığı acı salça koyuyorum. Ay bu da gitmedi. Biraz da tatlı yemek biber salçası koyacağım. Bu bayağı acı. Şuradan hemen. Hatay'da salçasını çok koyarız biz arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı da domates salçası ekledim. Diğer salçadan alıp geliyorum. Bu da tatlı biber salçam. Biraz da bundan koyacağım. Şöyle. Şimdi şu bir dolu tatlı kaşığına az daha fazla tuz. Çok azıcık daha ekledim hatta. 1,5 tatlı kaşığı. Şöyle bir çay kaşığı kimyon. Üzerine de bu iri bulgur olduğu için sıcak su koyuyorum. Ilık su koyardım normalde ben. Şöyle biraz koydum. Hemen salçamı, tuzumu, her şeyimi karıştırıyorum. Güzel canım. Bunu şimdi ağzını bir tepsiyle kapatacağım. Kenara alacağım. Eğer yağım biraz oda sıcaklığında yani yumuşadıysa hemen tuzlu kurabiye yapımına geçeceğim. Tuzlu kurabiye yapacağım. Ya da şeyi koyabilirim ocağa. Amerikan salatası yapmayı düşünüyorum da ondan yapabilirim. Arkadaşım şeker hastası olduğu için şekerli bir şey yapmayacağım. Zaten bir de Hatay'dan aldığım kömbe var. Onu koyarım. O çok seviyormuş. Ondan koyacağım.
Bunun üstüne tepsi getireyim. Şöyle emaye bir tepsim var. Bunu şimdi hemen kenara aldım. Ortalığı toparladım, derledim, toparladım. Mutfağıma işte içerleri, kahve bardaklarımı falan her şeyi hazırladım. Kendime çevirmeyi unuttum. Kahve fincanlarımı, işte çay bardağım hepsini de hazırladım. Kahvenin yanına ikramlıklarımı da hazırladım. İşte şimdi kısır, diğer malzemeleri hazırlıyorum. Şu küçük tenceremi alayım ben. Onu da yukarıya koymuştum ya. Ay. İçin garnitürlerimi doğrayacağım bunun içine. Havuç, patates. Onları bir haşlayayım. Buzlukta bezelyem de var. Biliyorsunuz ben et haşlamanın içine atıyorum genelde. Hazır garnitür almam arkadaşlar. Kendim yaparım evde. Çok kolay. Hani bilmeyenler için de ben öğretmiş olayım. Aman ondan ne uğraşayım, benim vaktim mi var diyenlere de yani Allah aşkına süre tutacak. Şu anda bakayım saate, bir dakika. Şu havlumu bir soyayım. Diğer malzemelerle uğraşırken zaten kendiliğinden haşlanmış oluyor ki. Yani yapacağımız tek şey havucu soyup, patatesi soyup, küp küp doğrayıp içine biraz bezelye atıp haşlanmaya bırakmak. Bu kadar. Bunun bir zaman alacağını hiç düşünmüyorum yani. Başka bir hazırlığımızı yaparken hemen 2 dakikada olur. Kendi kendine olur yani, 2 dakikada değil de. Ben doğruma tatlım çıkartayım. Bakayım şimdi saatimi, telefonumun saatine. Şu anda tamam, 9 geçiyor. Doğrayıp ocağa koyduğumda tekrar bakacağım. Bir tane patates yeter gibi geliyor. Bizimkiler de belki yerler akşam. Severler. Lojmanda bayanların %85'i çalışıyor. Yani evde olan çok az. Aslında bu arkadaşım da işte çalışacaktı ama olmadı. Yani şu an izinde bebekten dolayı. Yani o hemşire senelik izinle, ama senelik izin diyorum, doğum izni ayrıldı. Oradan bebeği büyüyene kadar izin ayrıldı falan falan. Ha, göremiyorsunuz şöyle. Ben hem telefonu yaklaştırayım bir saniye, hem indireyim. Küp küp nasıl doğruyorum bakın. Şimdi ince ince kestim. Dilim dilim şöyle. Onu da tekrar böyle uzun şeritler halinde böyle küp küp doğruyorum. Hatta şöyle de yapabilirim. İki tanesini bak. Boylamasına böyle doğradıktan sonra küçültüyorum sürekli. Thank you.
Bezelyemi de çıkarttım. Şöyle. Bakın patatesler, havuçlar, bezelye. Ha şöyle. Hemen suyu koyacağım. Tencerenin şuraya kadar da su koydum. Hemen koydum ocağa. Haşlansın. Bitti. Bu kadar. Bu kadarcık malzemeden yaklaşık bir 5-6 kişiye garnitür, yani bu ne diyorlardı? Amerikan salatası çıkar yani. Bunu hemen geri buzluğa atayım da. Başka. Ha, bir dakika, dakikaya bakacaktım. Telefonuma bakmıştım az önce. Şöyle bakayım. 15 geçiyor. Yani benim onları soyup doğramam kaç dakikamı almış biliyor musunuz? Sadece 6. İşte. 9 geçiyordu çünkü. Şimdi yeşilliklerime geçebilirim. Hemen yeşilliklerimi doğrayıp kapımı çaldı, geliyorum. Kurabiyelerim gördüğünüz gibi pişti. Bakın altı üstü çok güzel oldu. Aynı pastane kurabiyesi. Sağ olsun arkadaşım da gelmişti. Hemen kısırımızı yoğurdu. O da hazır, bekliyoruz. Ben şurada Amerikan salatasını da yaptım. Bu da hazır. Sadece çayımı koymayı unutmuşum. Onu şimdi demledim. Çayın olmasını bekliyoruz. Ondan sonra tabaklarımız falan, her şeyimiz hazır. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun diyorum. Bu tarifini bir ara size vereceğim arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Tadı da güzel olmuştur. Hatta şuradan bir tane küçükten bir bakayım. Evet. Çok güzel olmuş. Bu tarifini bir ara vereceğim. Bir gün yaparım, yine hep beraber tarifini paylaşırım sizinle. Şimdi arkadaşımı uğurladım. Saat 4. Burada bir tek çaydanlık kaldı. Sağ olsun vallahi, var ya, her şeyi derliyor topluyor, öyle gidiyor. Diyorum yapma, elleme yok. Çocuk var, onu dağıttığı yerleri de topluyor. Ha, çocuk dağıtacak tabii ki. Bir şey dağıttığı yok da şuraya şey yaptık. Yani ben yaptım daha doğrusu da. Bu iki koltuğu böyle birleştirdim. Bunu arasına oturtturduk. Baksanıza burada maşalar, oyuncaklar falan. Burada oynadı, dedim annesi azıcık da olsun rahat etsin kadın.
çayını içerken. Çünkü sehpaya yeni yeni yürümeye başladığı için sehpaya falan geliyor. Yanar manar, aman Allah esirgesin benim yüzümden şimdi. Korkarım ben, küçük çocuk da öyle. Annesi dedim iki lokma otursun. Güzel oynadı ama burada. Rahat oldu böyle, şu kenarlarda var ya. İyi oldu burası onun için. Şu oyuncaklarımızı ayrı koyalım. En sevdiği oyuncaklar bunlar. Bize geldiğinde maşalar ve şu havaalanı seti mi diyorlar, ne diyorlar. Bir de şu. Bu onun için çok güzel bir oyuncak. Bu böyle şıkır 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 yaptıkça çok hoşuna gidiyor. İyi maşallah büyüyor ya o da. Ay. Şuraları bir toparlayayım ben. Makinede çamaşır var, asılacak. Onları asacağım. Hadi bakalım, bana kolay gelsin arkadaşlar. Şu çamaşırlarımı asacağım. Şurayı toplayayım, tek elle olmuyor. Akşam oldu. Ay, kapı açık kalmış. Eşim geldi. Şimdi Ozan Efe'yi almaya gittim. Ya çekil anneciğim ya. Ben de yemekleri ayarlıyorum. Yemeğim vardı zaten. Öğlen arkadaşım geldiğinde de kalan malzemeleri de koyuyorum. Seviyorlar onları, yemeği. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizden Allah sizleri hiç ayırmasın. Hoşça kalın. Takipte kalın.